şey sunum şeklinde bir şeyler anlatıyorum ama tabii ki asıl amacımız değil. Asıl amacımız mümkünse insanların sorularına yanıt vermek. Onur, sen bir şey söylemek ister misin? İnşallah güzel geçer. Ben de. Onur da benim yeğenim. Şimdi her hafta mümkün olunca farklı bir kişiyle canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Daha önce kuzenlerden canlı yayın yapmıştık. Ondan sonra birkaç tane kuzenle, gene başka bir yeğenimle, Duygu'yla canlı yayın yapmıştık. Bir tane kuzenimle yapamamıştık. Damla'yla, onunla yoğun istek var. Damla'yla canlı yayın yapılsın diye bir grubumuz var içinde. Damla lobisi. Ondan sürekli Damla'yla canlı yayın yapmamızı istiyor. Onunla canlı yayın yapacağız. Bugün de söylediğimiz gibi Onur'la beraber canlı yayın yapacağız. Şimdi ben önden biraz kendimce belirlediğim bir konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ondan sonrasında tabii canlı yayına devam edeceğiz. Burada sana iyi yayınlar diyen, evet. Serhan Bey'e Ruken Hanım'a, buradan iyi yayınlar diyoruz. Muhtemelen önümüzdeki hafta, yani haftaya Çarşamba günü Ruken Hanım'la bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz işin açıkçası. Ruken Hanım'la uzun süredir bir canlı yayın yapmayı planlamıştık ama çeşitli nedenlerden dolayı o müsait olamadı, biz müsait olamadık. Muhtemelen haftaya Çarşamba günü de Ruken Hanım'la beraber bir canlı yayın yapacağız Onur. Onu da söyleyelim buradan. Evet, tamamdır. yani benim belirlediğim konu şu. Ben bir konu belirledim, onunla ilgili konuşacağım. Ama tabii söylediğim gibi, yani buradaki asıl amacım bir konu belirleyip onunla ilgili konuşmak değil. Benim asıl amacım mümkünse insanların sorularına cevap vermek. O yüzden buradan bizi izleyen insanlara tekrar buradan söyleyelim ki mümkün olduğunca sorularınızı bize gönderin ki biz de o sorulara cevap vermeye çalışalım. Çünkü söylediğim gibi, yani bu yayının amacı şey değil, yani bir konu, bir şeyi belirleyip o konuyla ilgili konuşmak değil. Bu arada soru serbest. Yani çocuklarla ilgili her konuda soru sorabilirsiniz. Enfeksiyonlarla ilgili, büyüme gelişme ile ilgili, beslenme ile ilgili, aklınıza bir çocukla ilgili hangi konu geliyorsa onunla ilgili soru sorabilirsiniz. Arada yetişkinlerle ilgili de sorabilirsiniz. Elimizden gelince yetişkinlerle ilgili soruları da cevaplamaya çalışırız. Ama tabii çocuklarla ilgili sorular olursa daha iyi olur. Sonuçta çocuk doktoru olduğum için uzmanlık alanım o. Çocuklarla ilgili sorular olursa daha iyi olur. Bugün Onur, ben şeyden bahsedeceğim. Çocuklarda diş çıkarma, diş sağlığı, ondan biraz bahsedeceğim önden. O arada da eğer sorular gelirse cevaplandırırız. Sorular gelmezse de cevaplandırmayız O zaman bol sorulu bekliyoruz Onur. herkes. Bol sorular bekliyor. Lütfen soru gönder. Soru gönder lütfen. Evet, bir soru Hatta geldi. sorumuz. Yayınımıza başlarken o soruyu istersen cevaplandıralım. Onu sonra devam edelim. Çünkü biraz devam edecek benim koşmam. Serhan Bey, Rüken Hanım'dan. Evet. Yukarıda vitamin kullanılması demiş. Evet, yani onu soruyor herhalde, yani vitamin kullanılması ile ilgili ne düşünüyoruz? Şimdi çocuklarda benim genel tavrım şu, yani mümkün olduğunca ben doğal beslenme taraftarı olan bir insanım, bir doktorum, öyle söyleyeyim. O yüzden mümkün olduğunca çocuklarda gerekli olmadığı hallerde vitamin kullanılmasını önermiyoruz. Çocuklarda ne zaman vitamin kullanılması öneriliyor? Çocuklar yeni doğduğu zamanlar, çocuklar yeni doğdukları dönemlerde doğumdan itibaren 1 yaşına kadar rutin D vitamini kullanılması öneriliyor. Genellikle rutin vitamin kullanılmasının önerildiği tek dönem ilk 1 yaştaki dönem oluyor. O ilk bir yaşta rutin D vitamininin kullanılması öneriliyor. Gene bir yaşın döneminde, özellikle 3-4 aydan sonra yeni doğan bebeklere 3-4 aylık olduğu dönemlerde demir damlası da rutinde başlanıyor. Dolayısıyla çocuklarda rutin olarak kullandığımız iki tane ilaç var. Birisi demir damlası, diğeri de D vitamini damlası. Bunlar da genellikle bir yaş altında kullanıyoruz. Bir yaşa kadar rutin kullanılmasını öneriyoruz. Bir yaşından sonra da tahlil yapılmasını, eğer tahlilde D vitamini ya da demir eksikliği varsa devam edilmesini öneriyoruz. Dolayısıyla bir yaş üstü çocuklar için konuşursak, bir yaş üstündeki çocuklarda rutin olarak herhangi bir vitamin, herhangi bir demir, çinko ya da balık yağı kullanılmasını önermiyoruz. Ama çocuğun tahlilleri yapıldığında, çocuğun eğer D vitamini düşük çıkıyorsa, demir düşük çıkıyorsa, çinko eksikliği olduğu düşünülüyorsa, bu çocuklarda tabii ki destek verilebilir. Gene diğer taraftan balık yağının da rutinde gene kullanılmasını çok önermiyorum. Bu da çünkü bu vitaminlerle ilgili genellikle soruluyor. Ancak çocuk hiç balık tüketmiyorsa, tamamıyla yani balık yemeyle ilgili çok büyük bir problem varsa, belki yılda bir kez 15-20 gün ya da bir ay süreyle kullanılabilir. Ancak düzenli olarak sürekli kullanılması kesinlikle önerilmez. Dolayısıyla söylediğimiz gibi, yani rutinde vitamin, demir, çinko gibi şurupların rutin olarak kullanılmasının çocuklara ekstra bir faydası yoktur. Ancak eğer eksiklik varsa kullanılması gerekir. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi vücutta herhangi bir şeyde eksiklik varsa onu vücuda verdiğimizde onun bir faydasını görürüz. Ama onun bir eksikliği yoksa onu fazladan almanın hiçbir faydası olmaz. Hatta bazen zarar olur. Şöyle düşünelim mesela. Şimdi biz bir gün içerisinde yeterince su içmezsek vücudun suya ihtiyacı olur. Dolayısıyla su içtiğimizde bir sürü suyun faydasını görürüz. Yani günlük yaklaşık yetişkin bir insan için düşünürsek günlük şu ortalama 1,5-2 litre su tüketilmesi normal. Tüketilebilir, hatta faydası var. Dolayısıyla su içmediğimiz bir günde yarım litre, 1 litre, 1,5 litre su içmemizin bize faydası olacaktır. Ancak
1,5 litrenin 2 litrenin üzerindeki suyun bize herhangi bir faydası olmaz. Dolayısıyla bir insanın oturup günde 4 litre, 5 litre, 6 litre su içmesinin vücuduna hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü söylediğimiz gibi zaten ortalama 1,5 litre suyu günlük tüketmesi yeterli olacaktır. Dolayısıyla tam tersi fazla miktarda su içmek ki böyle içen insanlar ve çocuklar var. Çevresinde böyle insanlarla karşılaşmış kişiler vardır. Fazla miktarda su içmek. Normalde su çok sağlıklı bir şey olmasına rağmen suyun bile fazla miktarda tüketilmesi çocuklar için de yetişkinler için de zararlı olabiliyor. O yüzden tabii buradan söyleyeceğimiz şeyler ailelerin alması gereken mesaj şu. Vitaminleri, çinko şuruplarını, demir şuruplarını ya da balık yağı şuruplarını rutinde lütfen kullanmayalım. Bunların kullanılmasını gerektiren bir durum varsa da bunu mümkünse hekimle, aile hekiminizle görüşüp öyle kullanalım diye öneriyoruz. Evet dayı. Bir soru daha mı geldi? Olur sanki ben öyle mi gördüm? Bir soru da var. Celal Bey'den. Erzincan'dan Celal abi. Evet. Celal abiye buradan selamlar. Erzincan'a selamlar Aynen. diyelim. Çocuklarda popolarındaki kızarıklık demiş. O da herhalde. Onu soruyor herhalde. Tabii pişikten falan bahsediyor muhtemelen. Tabii çocuklarda pişik sık karşılaştığımız bir şey. Çocuklarda çeşitli nedenlerde pişik olabiliyor. Tabii en sık neden oluyor? Özellikle bez kullanan bebeklerde çişini ve kakasını altına yaptığı için bu bebekler bunlarda kızarıklık ve pişik durumu ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla burada bir kere özellikle bez kullanan bebeklerde pişik olmaması için mümkün olduğunca bezin sık değiştirilmesi lazım. Çocuğun altının kuru kalması gerekir. Özellikle havanın sıcak oldu. Artık yaz aylarına giriyoruz mesela. Havalar sıcak olmaya başladı. Bu aylarda mümkün olduğunca çocuğun altının açık olması, havalanması gene uygun olacaktır. Çünkü sıcak aylarda kapalı kalmak daha çok pişiğe neden olacaktır. Yine pişikle ilgili önemli noktalardan bir tanesi de bezin kalitesi. Şimdi bez kullanılan alt bezler yani çocuklarda kullanılan bebek bezleri eğer kaliteli bezler kullanılmazsa onların yapısındaki alerjen maddelerden dolayı da çocuklarda pişik gibi kızarıklık gibi tablolarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden mümkün oldukça da bez seçerken de kaliteli emicilik düzeyi yüksek sıvı emiciliği yüksek bezlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Gene pişiklerle ilgili tabii gerekli görüldüğümüzde pişik kremleri kullanılıyor. Çeşitli pişik kremleri var. Bunlar içerisinde gene işimize en çok kullanılan, en çok kullandığımız çinkolu pişik kremleri özellikle pişikte oldukça faydalı. Onu söyleyebiliriz. Tabii pişik kremiyle ilgili doktorla yani kendini takip eden doktorla, aile hekimiyle ya da çocuk doktorla görüşmek gerekir. Çünkü her pişik kremi sonuçta aynı işe yaramıyor. Farklı pişiklerde farklı pişik kremleri kullanılması gerekebiliyor pişik kremi açısından. Bir de tabii sürekli geçmeyen, tekrarlayan alt bölgesi pişiklerinde akla gelinmesi gereken bir başka nokta da çiş ve gaytanın kıvamı. Mesela çocuk kakasını sürekli ishal gibi yapıyorsa bu kaka asitli kaka ve ishal gibi olan kaka gayta daha çok pişiğe neden olur. Dolayısıyla bu çocuğun ishal gibi olan gayta durumu varsa buna bir çözüm bulması gerekir. Çünkü ona çözüm bulunmadığı sürece pişik olayı devam edecektir. Burada tabii önemli özellikle probiyotikler, probiyotik damlalar, probiyotik sıvılar, bu probiyotik besinler bu ishal tablosunda kullanılabilir. Gene bir başka nokta pişiği tetikleyebilecek bir başka nokta da çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu. Eğer çocuğun bir idrar yolu enfeksiyonu varsa bu da geçmeyen ve süreyen devam eden kronik pişiklere neden olabilir. Dolayısıyla şüpheli durumlarda gerekli görüldüğü hallerde gene çok pişiği olan çocuklarda idrar tahlili yapılarak gene idrar yolu enfeksiyonu olup olmaması olmadığı da araştırılabilir. Evet. Bir sorumuz daha var Gönül Hanım'dan. Evet. Diş ne zaman başlanılmalı? Marka verebilir misiniz? Hangi marka diş macunu önerirsiniz? Evet. Biz zaten konumuz bugün diş sağlığıydı ama ilk başta başka sorular geldiği için diğer konulara girdik. O yüzden tabii diş hazır. Gönül Hanım da bu soruyu sormuşken teşekkür ediyoruz Gönül Hanım'a. Gönül Hanım da burada tabii Akçay, Edremit'te bir öğretmen arkadaşımız. Ona da buradan selamlar diyelim. Bizim takipçilerimizden Gönül Hanım. Şimdi şöyle diş fırçalamaya, diş temizliğine baştan itibaren başlayacak olursak çocuklarda diş temizliğini ilk dişlerin çıkmasından itibaren öneriyoruz. İlk dişler ne zaman çıkıyor? 6-7 aylıkken genellikle çıkıyor. Bazı bebeklerde 5 aylıkken çıkarıyorlar ilk dişleri. Bazen çok nadiren daha erken de çıkarabilirler ama genellikle 5 ay sonrasında ilk dişler çıkıyor. Dolayısıyla 5-6 aydan itibaren yani ilk dişlerin çıkmasından itibaren diş temizliği öneriyoruz. Ama tabii ilk dönemde yani İlk başlangıçta diş fırçası çok önerilmiyor. İlk başlarda mümkünse temiz bezle silinmesi. Yani mümkün olduğunca günde 1-2 sefer ya da ağızda işte bir parça ya da bir gıda kalıntısı kaldığında annenin parmağına temiz bir bez sarıp o bezle o yeni çıkan dişleri temizlemesini öneriyoruz. İlk genellikle yeni doğan ilk bir yaş dönemindeki temizlik bu şekilde öneriliyor. Tabii diş fırçasının kullanımı ile ilgili çok net bir süre yok ama genellikle gördüğümüz kadarıyla diş hekimleri diş fırçasının 2 yaşından itibaren kullanılmasını öneriyor. Yani 2 yaşına kadar bezle, temiz bezle, benzeri yöntemlerle çocuklarda diş temizliği yapabiliriz. Ama 2 yaşından sonra
Yumuşak bir fırçayla da fırçalanma başlanabilir. Bu tabii 2 yaş diyoruz ama bu bir standart süre değildir. Bundan birkaç ay erken de tabii ki bu süre olabilir. Diş macunu kullanılması da genellikle 3 yaştan sonra öneriliyor. Dolayısıyla çocuklarda da genellikle 3 yaş sonrası da diş macunu kullanılabilir deniliyor. Tabii burada hani bir marka vermemiz çok şey değil, söz konusu değil, hem reklam yapmamak adına. Ama şunu söyleyebiliriz, markalar arasında çok ciddi fark yok. Ama genel olarak ben her konuda söylüyorum. Gerek bezler olsun, gerek diş macunu olsun, gerek işte güneş kremleri ya da başka şeyler, şampuanlar, deterjanlar falan. Markalar arasında çok ciddi bir fark yok. Sadece bilinen markalar kullanmakta fayda var. Yani çok bilinmeyen, çok ne olduğu çok emin olunmayan ya da nerede üretildiği çok belli olmayan merdiven altı diyebileceğimiz ürünlerden her zaman uzak durulması gerekir. Ama bildiğimiz normalde günlük hayatta kullandığımız diş macunlarının çocuklar için üretilen şeylerini, macunlarını çocuklarımız da kullanabiliriz. Bunlar arasında yani markalar arasında özellikle bir tercih yapmamız gerekmez. Çünkü bunlar genel olarak içerik olarak özellikle florür içeriği burada önemli. Florür içeriği açısından genellikle birbirlerine benzer şekilde üretilirler. O yüzden birisini ya da ötekisini kullanmanız çok bir şey fark etmez. Burada önemli olan çocuğun o alışkanlığı kazandırmak ve mümkünse günde en azından 2 sefer sabah akşam o diş fırçalama alışkanlığını kazanmaktır. Çocuk bu alışkanlığı kazandıktan sonra hangi diş macununu kullandığının çok fazla bir önemi olmaz. Burada diş macunu ile ilgili önemli noktalardan bir tanesi de diş macununun miktarı, kullanılım miktarı. Çünkü diş macunu bazen biz televizyon reklamlarında falan da görüyorduk eskiden. Şimdi çok yok galiba ama gene de var. Diş macunu böyle dişin macunun başından sonuna kadar bütün fırçanın üzerine dolduracak şekilde döküyorlar. Halbuki diş hekimleri böyle bir diş macunu miktarı kullanımı önermiyor. Çok az, minik miktarda tırnak ucu kadar ya da bundan biraz daha fazla gibi leblebi kadar, leblebiden biraz büyük gibi bir diş macunu genellikle yetişkin insan için bile diş fırçalama için yeterli olacaktır. Dolayısıyla çocuklarda da diş macunu kullanırken mümkün olduğunca çok aşırı miktarda kullanmamak gerekir. Az miktarda kullanmak da fayda olacaktır. Gene diş fillerini fırçaladıktan sonra da ağzını bol suyla çalkalaması gene diş temizliği için oldukça önemli. Evet. Yağmur Hanım'dan bir soru geldi. Hocam Evet. iyi günler. Kızımda sanırım dudak bağı var. Bir de sanki ön diş aralığı üstten açılıyor gibi ne yapmalıyız? Şimdi tabii bu dil bağı, dudak bağı küçük çocuklarda bazen olabiliyor. Bunlardaki en önemli sıkıntı şu olabiliyor. Bazen bunlar yani dil bağı ya da dudak bağı çocuklarda bazı harfleri söylemesine engel olabilir. Bu her zaman olacak bir şey değil. Yani illa her dudak bağı olan, her dil bağı olan çocuklarda harfleri söylemekte bir sıkıntı olacağı anlamına gelmez ama bazen nadiren böyle durumlara neden olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumdan şüphelenilirse genellikle kulak burun bağı o bağı şey yapıyor, açıyor dil bağını ya da dudak bağını. Şimdi dudak bağının bir başka önemli noktası da tabii söylediğimiz gibi yani tam olarak dişlerinin aralık olan kısmına denk geliyorsa diş gelişimini ufak düzeyde de olsa etkileyebilir. Ama tabii ki gene buna karar vermesi gereken diş hekimleridir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi özellikle dişlerde açılma, diş aralığında açılma gibi bir durum söz konusuysa bu durumun diş hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekir. Yani gerçekten de bu dudak bağı çocuğun diş gelişimini etkiliyor mu ya da dişlerde bir açılmaya neden oluyor mu bunun değerlendirilmesi gerekir. Diş hekimi bunu değerlendirir. Eğer bir müdahale gerekiyorsa ki bu basit bir müdahaledir açıkçası. Yani diş hekimleri ya da KBBC'ler tarafından ciddi bir müdahale sayılmaz. Ufak bir şeyle, müdahaleyle onu açabiliyorlar, öyle söyleyeyim. Tabii dişlerin aralıklı, seyrek ya da bitişik olması başka nedenlerle ilişkili olabilir ama tabii kalıtsal nedenler de burada önemli. Yani çocuğun dişlerinin aralıklarının açılmasının bir sağlıkla ilgili durumlar olabilir. Nedir? Diş eti problemleri, diş etinde işte ortaya çıkan hassasiyetler, diş etinde meydana gelen çekilmeler, çocuğun dişlerini yeterince fırçalanmaması, diş çürükleri gibi durumlar dişlerin aralıklarının açılmasına, diş problemlerine neden olabilir. Ama tabii olarak bir diğer taraftan da çocukların genetik yapısı önemlidir. Ailede genellikle dişlerde belli aralıklı bir diş söz konusu varsa anne ya da babanın tarafında çocuklarda gene dişlerde aralık olabilir. Bir de tabii şöyle bakmak gerekir olaya. Çocuklarda şimdi bir süt dişleri var. Süt dişler işte 3 yaşına kadar tamamlanıyor. Ondan sonra da 6 yaşından sonra da genellikle süt dişleri dökülüp arkasından kalıcı dişler çıkıyor. Dolayısıyla dişlerin aslında tam olarak hangi şekilde olacağı ilk süt dişlerinin oluştuğu dönemde çok bize net bir şey fikir vermez. Çünkü o dönemdeki ortaya çıkan süt dişler kalıcı değildir. Dişlerin büyüklüğünü ya da tam olarak nasıl sıklıkta olduğunu bize göstermez. Asıl sıklığı gösterecek şey kalıcı dişler. Yani 6 yaştan sonra çıkan dişlerdir. Ondan sonraki duruma bakmak gerekir. Yani 6 yaşından sonra çıkan dişlerde bir seyreklik, bir problem var mı yok mu ona bakmak gerekir. Öyle söyleyeyim. Evet dayı. Şimdilik sorularımız bu kadar. Bu kadar. Evet. Evet. Şimdi
bu sorulara cevap verdik Onur. Gene diş gelişimiyle devam edelim. Gönül Hanım teşekkür etmiş. Biz de Gönül Hanım'a teşekkür ediyoruz burada. Şimdi söylediğim gibi yani dişlerin temizliğinden biraz bahsettik. Bir de dişleri çıkarma zamanından bahsedelim. Çocuklar dişlerini ne zaman çıkarmaya başlarlar? Az önce bundan biraz bahsettik aslında. Çocuklar genellikle 5-6 aylık dönemde ilk dişlerini çıkarmaya başlarlar. Ancak bu çocuktan çocuğa değişir. Bu biraz genetik, ailesel faktörlerle oldukça ilişkilidir. Bazı ailelerdeki çocuklar daha erken çıkarır dişlerini. Yani bazen 4 aylıkken bile diş çıkaran çocuklarla karşılaşabiliyoruz. Bazı ailelerde ise tam tersi çok geç zamanda çıkarabilir. Bazı çocuklar da ilk dişlerini genellikle 1 yaş civarında çıkarabiliyorlar. Ancak çocuklarda özellikle ilk dişini çıkarma 1 yaşını geçmişse yani çocuk 12, 13, 14 aylık olduğu halde hala ilk dişini çıkarmamışsa o zaman tabii ki bu durumda bir çocuk hekimiyle ve hatta bir diş hekimiyle görüşmekte fayda olacaktır. Böyle bir durumda ne yapılabilir? Böyle bir durumda çocukta özellikle D vitamini eksikliği var mı buna bakılabilir. Çünkü bildiğimiz üzere D vitamini kemik gelişimi ve diş gelişimi için önemli. Bunun değerlendirilmesi gerekir. Artı tiroid testlerine bakılabilir. Tiroidlerinde problem var mı yok mu bu değerlendirebilir. Çocuk hekimi dişle gelişimini bu açıdan değerlendirebilir. Gene diş hekimler de kendileri açısından diş gelişimiyle ilgili problem olup olmadığını değerlendireceklerdir. Dolayısıyla 1 yaşını geçmiş bir çocukta hala diş çıkmamışsa bir kez çocuk ve diş hekiminin görmesinde fayda olacaktır. Ancak bu da çok anormal bir durum değildir. Bazı çocukların gerçekten de 14-15 aya kadar diş çıkmasının geciktiğini biliyoruz. Diğer taraftan tabii süt dişleri söylediğimiz gibi yani 5-6 aylıkken çıkmaya başlıyor ve genellikle 3 yaş civarında tamamlanıyor. Bir çocuk 3 yaşına geldiğinde genellikle süt dişleri tamamlanmış oluyor. Süt dişleri 20 tane oluyor. Yani alt çenede 10, üst çenede 10 tane olmak üzere 20 tane süt dişini genellikle çocuklar 3 yaşına geldiğinde tamamlıyor. Daha sonra 5-6 yaş dönemine geldiğinde çocuklar yeni bir süt diş çıkarma ile ilgili yeni bir döneme giriyor. 5-6 yaş döneminde de çocuklardaki süt dişleri dökülüyor. Arkasından kalıcı dişler dediğimiz dişler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da yaklaşık 5-6 yıl falan sürüyor. Yani 6 yaşında başladığında yaklaşık 11-12 yaş dönemine kadar çocuklar süt dişlerini çıkarıp onların yerine alttan kalıcı dişlerin gelmesiyle devam eden bir sürece devam ediyorlar. Burada tabii süt dişlerinin yani süt dişlerinde genellikle şöyle bir algı oluşuyor. Yanlış bir algı. İşte süt dişleri nasıl olsa dökülüyor. Bunlar nasıl olsa kalıcı dişler değil. Bunlar işte çürüyebilir. Bunlar işte kararabilir. Bunlar çok da önemli değil. Problem olmaz gibi bir algı var. Bu çok doğru bir algı değil. Süt dişleri evet doğru. Yani süt dişleri kalıcı dişleri değil bebeklerin. Onlar bir süre sonra özellikle 6 yaşından sonra 12 yaşına kadar dökülecek. Altından kalıcı dişler çıkacak ama biz eğer çocuğun alttan gelen kalıcı dişlerin sağlıklı olmasını istiyorsak süt dişlerine de bir kere özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü ufak tefek çürüklerde çok problem olmaz. Ancak süt dişlerinde aşırı ve yoğun miktarda çürük olan çocukların genellikle alttan gelen kalıcı dişlerde de problem olabiliyor. Onlarda da çürükler, yamukluklar ortaya çıkabiliyor. O yüzden kalıcı dişlerde problem olmasını istemiyorsak mutlaka süt dişlerinin bakımını, temizliğini, hijyenini, D vitamini desteğini, diş hekiminin kontrolünü, gerekiyorsa flor uygulamasını zamanında ve uygun şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu da böyle söyleyelim. Bir soru geldi galiba onun. Geldi Evet, mi? Mine Hanım'dan erken çıkan diş çabuk çürür, dayanıksız olur diyorlar. Doğru mu? Diye Ya bir bu genellikle büyüklerimizin söylediği bir şey. Yani büyüklerimiz işte ninelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız böyle şeyler söylüyor. Böyle şeyler ben de duydum çevremden açıkçası. Yani tıbbi anlamda duymadım ama büyüklerimizden duydum. Bu çok doğru bir yaklaşım değil işin açısı. Çünkü söylediğim gibi yani dişlerin erken ya da geç çıkması genellikle genetik özelliklerle ilgili, ailesel özelliklerle ilgili. Bazı ailelerde genetik olarak erken çıkıyor dişler, bazılarında geç çıkıyor. Buradaki bir dişin sağlamlığı ya da çürük olmaması ya da dayanıklı olmasının asıl altında yatan neden birincisi kalsiyum ve D vitamini desteği. Yani çocuk yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alıyor mu? Kalsiyum dediğimiz şey ne? İşte süt, anne sütü, mama, yoğurt, peynir, bunların içerisinde kalsiyum var. Bir kere çocuklarda mutlaka bu desteği iyi sağlamamız gerekir. Yani çocuklara süt ve süt ürünlerini bol miktarda kullanmamız gerekir. Burada tabii ilk 1 yaşta, 1,5 yaştaki en önemli şey anne sütü. O yüzden anne sütü diş gelişimi için de çok önemli. Kalsiyum içerisindeki kalsiyum içeriği nedeniyle. Mümkün olduğunca çocuğa kalsiyum desteğini vermek gerekir. Gene 1-1,5 yaşından sonra da işte yoğurt, peynir, tereyağı ya da işte gene 1-1,5 yaşından sonra normal süt de verilebilir. Bu önemli. İkincisi de tabii dişlerin bakımı yani hijyeni. Dişlerin bakımına yeterince dikkat edilirse, temizliğine, fırçalanmasına yeterince dikkat edilirse, yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini sağlanırsa çocuğun dişlerinin erken çürümesi için bir neden ortaya çıkmayacaktır. Ancak bunlar yapılmazsa o zaman tabii ki çocukta çürükler ortaya çıkabilecektir. Özellikle D vitamini düzenli kullanmayan ailelere de bunu söylemek gerekir. Çünkü söylediğimiz gibi daha yayının başında söylemiştik. Normalde D vitamini doğumdan 1 yaşına kadar rutin bütün bebeklerde öneriyoruz. Ancak bazı aileler bunu unutabiliyorlar ya da kullanmıyorlar.
kullanmayabiliyorlar. Bu çok önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü D vitamini eksikliği çocuklarda kemik gelişiminde problemlere neden olabilir. Kemik problemler dışında diş gelişiminde de problemlere neden olabilir. Bu da tabii bizim açımızdan önemli. O yüzden söylediğim gibi yani çocuğun dişlerinin sağlıklı olması erken ya da çok geç çıkmasından değil, temizlik ve hijyenine nasıl yapıldığı kalsiyum ve D vitamini desteğinin yeterince olup olmamasıyla ilişkilidir. Bunu belirtmekte fayda var. Evet. Bir sorumuz daha var Pınar Hanım'da. Hocam bebeklerde flor uygulamasını önerir misiniz? Beyin için bir zararı var mı? Şimdi bebeklerde flor uygulaması bu tabii daha çok diş hekimlerinin vereceği bir karar. Yani bizim verebileceğimiz bir karar değil. Çünkü çocuğa flor diş çürüklere karşı dişi koruyan bir maddedir. Dolayısıyla bu yani diş çürüklerine karşı etkili olduğunu biliyoruz. Ancak bir bebeğe flor uygulamasına gerek var mı yok mu ya da bir çocuğa bebeğe değil mi? Yani çocuğa flor uygulamasına gerek var mı yok mu? Bunu diş hekiminin karar vermesi gerekir. Özellikle dolayısıyla böyle bir problem varsa yani çocuğunuza flor uygulanması isteniyor ya da böyle bir şey talepte bulunuyor ya da siz böyle bir şey düşünüyorsanız mümkünse diş hekimiyle görüşüp öyle karar vermenizi öneririz. Peki florun bir zararı var mı? Florun ciddi bir zarar olmasını beklemiyoruz. Neden? Çünkü zaten günlük hayatta kullandığımız diş macunlarının hepsinin içerisinde flor var. Zaten en önemli onların içerisindeki dişlerin çürüklere karşı koruyan en önemli belki materyal flor. Dolayısıyla aslında günlük hayatımızda hepimiz floru kullanıyoruz diş macunu olarak. Dolayısıyla günlük hayatta diş macunu olarak kullandığımız floru dişlerde flor uygulaması şeklinde diş hekimleri tarafından yapılmasının bir sakıncası olmayacaktır. Ama tabii bu uygulamanın da mümkünse uzman kişiler tarafından yapılması uygun olur. Yani benim önerim bir flor uygulanmasına gerek var mı yok mu buna diş hekiminin karar vermesi. İki uygulanacaksa da gene bu uygulamayı diş hekiminin yapması sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Özge Hanım iyi akşamlar demiş. Şimdilik son. Özge Hanım iyi akşamlar diyoruz buradan. Evet iyi akşamlar. Başka soru şu anda yok galiba. Evet. Evet başka soru yok. Ben burada nerede kalmıştım onu düşüneyim. Ben de yine dişle ilgili bir şeylerden bahsediyordum. Evet yani kalıcı dişlerin çıkmasından bahsediyorduk galiba. Son söylediğim gibi kalıcı dişlerin sağlıklı olmasını istiyorsak süt dişlerine iyi bakmamız gerekir. Süt dişlerini çürütmemeye çalışmamız gerekir. Tabii süt dişleriyle ilgili önemli nokta yani bazen soru geliyor bize. Önemli noktalardan bir tanesi de renk değişikliği oluyor. Bazen çocuklarda süt dişlerinde ya da dişlerde herhangi bir çürüme olmuyor ama renk değişikliği olabiliyor. Kahverengi, siyah gibi lekeler ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu lekeler neden olabilir? Bir kere kullanılan ilaçlardan olabilir. Özellikle demir damlalarının bu tarz şeylere yani dişlerde lekelenmelere neden olduğunu biliyoruz. Onun dışında kullanılan diğer ilaçlar neden olabilir. Antibiyotiklerden çok şüpheleniyor ama şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle kemik dokusuna zarar veren antibiyotikler çocuklarda çok tercih edilmez. O yüzden de yani antibiyotiklerle ilgili çok tabii çok fazla antibiyotik kullanmamak burada önemli ama genellikle çocuklara verilen antibiyotikler seçilirken kemiğe zarar vermeyen antibiyotikler seçilir. Özellikle tetrasiklin dediğimiz bir antibiyotik grubu var. Bunların mesela kemik gelişimine üzerinde zararlı etkiler olduğu bilindiği için bu grup antibiyotikler yetişkinlerde kullanılmasına rağmen çocuklarda genellikle kullanılmaz, tercih edilmez. Ona zaten antibiyotik yazan çocuk ve aile hekimleri dikkat ederler. Gene dişlerde lekelenmeler neden olacak bir başka ne şey? Yüksek ateş, geçirilen enfeksiyon hastalıkları, bunlar da bebeklerde, dişlerde lekelenmeler neden olur. Bazen annenin hamileyken geçirdiği hastalıklar ya da ateş gibi bulgular gene bebekte diş lekelenmeler neden olabilir ama diş lekelenmeleri konusunda aileleri şöyle rahatlatmak gerekir. Eğer çocuğun D vitamin düzeyleri normalse, tiroidlerle ilgili problemi yoksa ve diş çürüğü yoksa sadece lekelenme tarzında yani renk değişikliğinde problem varsa bunlar genellikle sıkıntı olmaz. Bunlar bir süre sonra genellikle ya düzelir ya da eğer süt dişleriyle ilgili ise de süt dişleri düştükten sonra arkadan gelen dişler genellikle normal ve sağlıklı şekilde gelir. O yüzden dişteki lekelenmelerle ilgili çok endişe etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Diğer taraftan yine kalıcı dişlerle ilgili devam edersek söylediğimiz gibi yani çocuklar 6-12 yaş arasında süt dişlerini dökülür. Onların yerine kalıcı dişler çıkar. Ve 12 yaşına geldiğinde bir çocuk genellikle ağzında 28 tane kalıcı diş olmuş olur. Yani 6 yaşındaki bir çocuğun ağzında 20 tane süt dişi varken 12 yaşındaki bir çocuk o süt dişlerini çıkarır. 20 tane süt dişin onun yerine 28 tane çünkü arkadaki azı dişleri de geliyor ve böylece 28 tane kalıcı diş ortaya çıkıyor. Soru geldi. Çağatay Bey'den Ali Ağa. İyi akşamlar hocam. Çocukların cildinde meydana gelen egzama ile ilgili önerdiğiniz doğal kremler var mı? Diye demiş. İnşaat mühendisliği ya da. Evet. Çağatay Bey'e iyi akşamlar diyoruz buradan. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani egzama ile ilgili egzama nedir? Egzama alerjidir. Yani işte egzama,
atopik dermatit, alerji, bunlar aslında hepsi aynı. Yani gittiğinizde mesela çocuğunuzun cildinde bir döküntü olduğunda doktora gittiğinizde farklı terimlerle karşılaşabiliyorsunuz. İşte çocuğunuz alerji olmuş, egzama olmuş, şu alerjisi olmuş ya da atopik dermatit olmuş denilebilir ama aslında bunları totalde baktığımızda bunların hepsi alerjik reaksiyonlardır. Dolayısıyla bir kere şöyle bir şey var. Çocuğun cildinde egzama ortaya çıkıyorsa muhtemelen bu çocuğun bir şeye karşı alerjisi var demektir. Yani bu ne olabilir? Bu yediği içtiği bir şeyler olabilir. Çocuklarda alerji yapan en çok gıdalar nelerdir? Yeri gelmişken bundan bahsedelim. Süt mesela alerji yapan bir gıda olabilir. Yumurta, bunun dışında paket ürünler, çikolata, cips gibi şeyler çocuklarda alerji yapabilir. Artı bazen kuzu eti değil ama dana eti mesela ya da kabuklu yemişler işte kabuklu çerezler, fındık, işte Antep fıstığı gibi kabuklu çerezler de çocuklarda alerji yapabilir. Dolayısıyla bir kere eğer bulunabiliyorsa bu kaynak bulunabilirse yani çocukta alerji yapan neden bulunmaya çalışılması gerekir. Artı gıdalar dışında çevresel etkenler de bazen çocukta egzama yapabilir. Çevredeki özellikle kedi köpek tüyü gibi alerjenler de böyle çocuklarda egzama durumlarına neden olabilir. Eğer böyle bir neden tahlili yapılabilir, nedene bulaşılabilirse neden ortadan kaldırıldığında egzama sorunu da ortadan kalkacaktır. Buradaki en köklü çözüm işin açısı budur ama tabii bu kolay bir şey değil. Bu zor bir yöntem. Nasıl işte deneme yanılma yöntemiyle yapılabilir. Yani şüphelenilen gıdalar kesilebilir. Mesela çikolatadan şüpheleniliyorsa çocuğa bir süre çikolata verilmeyebilir. Sütten şüpheleniliyorsa süt bir süre atıyorum verilmeyebilir. Nasıl oluyor diye. Yumurtadan şüpheleniliyorsa bu şekilde. Ya da bir çocuk alerji hekimine gidip çocuk alerji hekimi tarafından alerji testleri yapılabilir ki alerji testleri birkaç grupta yer alıyor. Kan testleri var, cilt testleri var, farklı testler var. Ama alerji hekimleri genellikle en çok cilt testlerini uyguluyorlar. Özellikle bir yaşın üzerindeki çocuklarda çocuk alerji hekimleri tarafından alerji testi yapılarak hangi gıdalara ya da hangi alerjenlere karşı alerjisi olduğu tespit edilebiliyor. Böyle bir şey yapılırsa çözüm daha kolaylaşır. Yani çocuğun neye karşı alerjisi olduğu bulunursa o zaman tabii egzamanın çözümü de çok daha kolaylaşmış olur. Ha, bu bulunamazsa çünkü söylediğim gibi bu zor bir şey, kolay bir şey değil. O zaman tabii ne kullanılabilir krem olarak? Egzamadaki kullanılan kremlerin temel mantığı şudur, nemlendirici. Yani nemlendirici olarak kullanılabileceğiniz herhangi bir şey egzamayı rahatlatacaktır. Dolayısıyla doğal olarak şu kremi kullanın diyemeyiz. Ama vücudu nemlendirecek herhangi bir şeyi söylerseniz egzamayı rahatlatacaktır. Burada nemlendirici anlamda piyasada birçok krem var işin açıkçası. Yani farklı firmaların ürettiği söylediğimiz gibi çok marka buradan vermek istemiyoruz ama bunlardan herhangi birisi tercih edilebilir. Ama tabii egzama çok ilerlemiş durumdaysa, çok aşırı artmış durumdaysa burada nemlendirici kremler yetersiz kalacaktır. O zaman da düşük dozlu kortizonlu kremlerimiz var. Onları kullanmak gerekiyor böyle durumlarda yani egzamanın çok aşırı arttığı durumlarda. Şimdi bu düşük dozlu kortizonlu kremlerde aileler çok korkuyorlar genellikle içinde kortizon kelimesi geçtiği için. Halbuki bunlar söylediğimiz gibi adı üzerinde düşük doz kortizon içeriyorlar ve genellikle sınırlı süre ve sınırlı bölge kullanıldığında herhangi bir zararı olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki çocuğun elinin üzerinde, dirseğinde ya da boynunda ya da yanağında egzama varsa o lokal bölgeye günde iki sefer sabah akşam yaklaşık 6-7 gün bir hafta süreyle kullanılacak düşük doz kortizonlu bir kremin çocuğa hiçbir zararı olmayacaktır. Hiçbir problem yaratmayacaktır. Kortizonlu kremler ne zaman çocuklarda zararlı olur? Çok uzun süre kullanılırsa yani bilinçsiz bir şekilde aylarca kullanılırsa, bir ay, iki ay düzenli olarak kullanılırsa ya da vücudun çok geniş bir yüzeyine sürülürse yani bütün çocuğun sırtına, karnına, atıyorum işte iki bacağının tamamına gibi çok geniş yüzey alanlarına kortizonlu kremler sürülürse bunlar çocuklarda problem yaratabilir. Ama söylediğim gibi yani egzamalardaki temel tedavi yöntemi alerjen neyse onu ortadan kaldırmak. Çağatay Bey açısından söylersek eğer alerjiye neden olan durumu bulup ortadan kaldırabilirlerse bu olabilir. Gene alerjiye neden olacak şeylerden birisi de gene bunu aklımıza gelmişken onu da söyleyeyim. Rutin kullandığı çocukların ilaçlar damlalar varsa onlar olabilir. Mesela D vitamini demir damlaları gibi. Onları bazen marka değişikliği yapmak gerekebilir. Çocuğun şampuanı işte deterjanı gibi kullandığı kimyasallar alerji yapabilir. Bunları da gene ara ara değiştirip farklı markaları denemek gerekir. Yani alerjeni bulup ortadan kaldırmak bir seçenek. Bununla yapılamazsa ikinci seçenek nemlendiriciler kullanmak. Üçüncü seçenek de düşük dozlu kortizonlu kremler kullanmaktır egzamada. Tedaviler olarak yani tedavi prensipleri bunlardır diyebiliriz genel olarak. Evet. Teşekkürler. Tekrar bir sorumuz var. Bebeğin kanlı ishalinin olması anne sütü alerjisinin kesin belirtisi midir diye bir soru gelmiş. Ya şimdi şöyle kakada kan görülmesi süt alerjisinin birkaç semptomundan bir tanesi. Şimdi süt alerjisi olan çocuklarda bazı semptomlar görebiliyoruz. Bunlar nelerdi? Bunlardan bir tanesi az önce söylediğin şey yani kakada kan olması. Kakada mukus, sümük olması gene bir belirtilerinden bir tanesidir.
Çocuğun çok aşırı gaz sancısının olması, çocuğun geceler boyunca uyumaması, sürekli ağlaması, çırpınması, sürekli uyanması gene bir başka nedendir. Bir başka semptomdur. Bir başka semptom çocuğun yeterince kilo alamaması. Gene bu da bir başka semptomdur. Az önce bahsettiğimiz çocuğun egzamasının olması, yanaklarında, boynunda, vücudun farklı yerlerinde egzama tarzı döküntülerinin olması. Bunların hepsi alerji semptomlardır. Dolayısıyla bunların hepsi süt alerjisi olan çocukta gözükebilir. Ama tabii şöyle bir şey yok. Yani süt alerjisi olan çocukta bu bütün semptomların hepsi aynı anda görülecek diye bir şeyimiz yok. Yani bir kuralımız yok. Bu semptomlardan bir tanesi ya da birkaç tanesi görülebilir. Bu alerjinin şiddetine ve bebeğin yapısıyla ilişkilidir. Yani bazı çocuklarda bu saydığımız semptomlardan 4 tanesinin 5 tanesinin hepsi görülebilir. Başka bir çocukta bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi görülebilir. Dolayısıyla bu hangisinin süt alerjisi semptomu olup olmadığının kararını takip eden çocuk hekiminin vermesi gerekir. Eğer tabii çocuk hekimi bunda yetersiz kalırsa, yani tam bir kesin bir noktaya ulaşamazsa, o zaman tabii söylediğimiz gibi çocuk alerji hekimleri var bu konularla ilgilenen. Gene çocuk gastroenteroloji hekimleri de bu konularla ilgileniyor. Gerekli görülürse de çocuk gastroenteroloji ya da çocuk alerji hekimine yönlendirilebilir. Ama söylediğimiz gibi yani gaytada kan olması alerji belirtilerinden bir tanesidir. Ama tabii gaytada kan sadece alerji durumunda olmaz. Başka nedenlerde de gaytada kan olabileceği unutulmaması gerekir. Nedir mesela? Özellikle kabızlık gibi bir durum varsa çocukta, o kabızlığa bağlı o bölgede oluşan tahrişten dolayı gaytada bazen kan olabilir. Onu da yine unutmamak gerekir. Bir de tabii nadir de olsa özellikle büyük çocuklarda enfeksiyona bağlı durumlar da olabilir, ama özellikle küçük süt çocuklarında tabii enfeksiyona bağlı gaytada kan çok fazla beklediğimiz, gördüğümüz ya da görmeyi beklediğimiz bir şey değil. O yüzden küçük bir çocuk, özellikle 6 ayın altında, 1 yaşın altındaki bir çocukta gaytada kan görüyorsak, süt alerjisinden şüphelenmemizde, emin olmasak bile şüphelenmemizde fayda olacak diye düşünüyorum. Evet. Onur, neler oluyor orada? Ayaz geliyor Artık. da. tekrar bir soru var Rabia Hanım'dan. Hocam iyi akşamlar. Kızım 12 aylık, hala dişi çıkmadı. 18 aya kadar beklenmeli miyim? Ya da bir diş hekimine gitmem gerekiyor mu? Teşekkür ederim demiş Az önce kendisi. konuşmuştuk. Bazı bebeklerde diş çıkarma şeye kadar durabiliyor. 1 yaşa kadar, ama 1 yaşı geçerse genellikle kontrol öneriyoruz. Yani çok bir problem olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen birkaç ay içerisinde dişini çıkaracaktır bu bebek. Ama mutlaka iki şeyin kontrolünün yapılması gerekir. Bir çocuk hekiminin kontrolüyle D vitamini düzeyinin bakılmasında fayda var. Tiroidlerin bakılmasında, yani kan tahliliyle D vitamini ve tiroidlerin bakılmasında fayda var bu bebek için. Yani 3 çocuk hekimi kontrolü uygun olur. Artı bir de tabii diş hekimine gitmediyse gene ve eğer D vitamini, tiroid testlerinde herhangi bir problem yoksa bir kez de gene diş hekiminin görmesi fayda olacaktır. Ama söylediğimiz gibi yani muhtemelen bir, yani 12 aydan birkaç ay sonra, yani 13-14 aylıkken çocuğun dişlerini çıkarmasını bekliyoruz. Ama gene de 18 aya kadar beklemeyi çok önermem. Yani önden bir tiroid D vitamini düzeylerinin bakılması faydalı olur. Artı gene bir kez diş hekiminin de görmesinde fayda olacağı kanaatindeyim. Evet. Pınar Hanım da bir şey sunmuş kendisi. Hocam ben komşuma geçmiş yıllarda alternatif tıp olarak kanitron yağı yapıp vermiştim. Düzenli olarak sürmüş, faydasını görmüş. Ama ya sedef ya da egzama rahatsızlığı vardı çocuklarda. Belki işe yarar. Zeytinyağı iyi bir nemlendirici. Ziraat olduğum için alternatif tıp demiş kendisi. Ya şimdi şöyle, yani az önce söylediğim gibi, yani şimdiki egzamalardaki, yani çünkü egzama dediğimiz alerji, atopi aynı şey aslında. Buradaki temel mantık cildi nemlendirmek. Dolayısıyla cildi nemlendiren her şey alerjik egzama durumlarında faydası olabilir. Dolayısıyla kantaron yağı ya da zeytinyağı dediğimiz şey de nemlendirici bir özelliğe sahip olduğu için tabii ki şey olabilir, faydası olabilir. Ama tabii ki %100 bir iyileşme beklemek çok doğru değil. Özellikle ilerlemiş 60 egzama durumlarında, 60 atopik dermatit durumlarında sadece kantaronla, sadece zeytinyağıyla tam net bir çözüm, tam net bir fayda almamız çok mümkün olmayacaktır. Hani bir iyileşme, bir rahatlama sağlayabilir ama %100 çözüm olmayabilir. O tür durumda tabii ki bizim önerdiğimiz diğer tıbbi ilaçların kullanılması gerekir. Ama çocukta atıyorum elinin üzerinde bir egzaması varsa, atıyorum bileğinde bir egzaması varsa, oraya atıyorum düzenli olarak belli bir süre nemlendirici amacıyla kantaron yağı sürmenin çok bir zararı olmayacaktır. Ancak eğer fayda görmüyorsa ya da artıyorsa onu da ısrar etmemek gerekir. O zaman tabii ki ilaç tedavilerine tekrar geri dönmek gerekir, öyle söyleyeyim. Evet. Başka soru bakıyorum yok. Rabia Hanım teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, soruları söylediğimiz gibi bir miktar cevapladık. Ben yine kaldığım yerden devam ediyorum ama nerede kaldığımı bilmiyorum. Bulursam devam edeceğim.
Evet, dişleri söylemiştik. Kalıcı dişlerden bahsetmiştim galiba. Kalıcı dişler söylediğim gibi yani 12 yaşına kadar 6 ile 12 yaş arasında çocuklar kalıcı dişlerini süt dişlerine döküp kalıcı dişlerini çıkarıyorlar. 12 yaşındaki bir çocuğun yaklaşık olarak 28 tane ağzında kalıcı dişi tamamlanmış oluyor ve genellikle insanlar 18 yaşına kadar bu dişlerle idare ediyorlar. Ondan sonra 18 yaşından sonra da işte o 20'lik de dişler dediğimiz dişler ortaya çıkıyor ve dolayısıyla insanların ağzındaki dişler toplamda 32'ye ulaşıyor. Ama bunun da tabii istisnaları var. Bazen işte bazı insanlar 20'lik diş çıkaramayabiliyorlar. İşte gömülü diş dediğimiz durum var. İçeride kalabiliyor aşağıda. Çıkmayabildiği durumlar olabiliyor. Tabii çocuklarla çok ilgili değil. Daha çok gençleri ve yetişkinleri ilgilendiren bir şey bu 20'lik dişlerin çıkmaması meselesi ama buradan da gene izleyen arkadaşlara şunu söyleyelim. Bu gömülü dişlerin genellikle içeride kalmasıyla ilgili diş hekimleri çok onların içeride kalmasını istemiyor. İleride problem oluşturabileceğini düşünüyorlar. O yüzden mümkünse böyle gömülü diş varsa bunların diş hekimleri tarafından müdahaleyle oradan alınması öneriliyor. Ama tabii ki gene de bu tür durumlarda son karar verecek diş hekimlerdir. Ancak bilgi olarak bunu da sunmuş olalım. Çünkü söylediğiniz gibi yani gömülü dişler ağızda kaldığı sürece işte ağız kokusu gibi ağız hijyenindeki problemler gibi durumlara neden olabiliyor. Onu da söyleyelim. Yine bir başka konu diş çıkarma ilgili soru geliyor bu konuyla ilgili bize. Hocam diş çıkarma sırası nasıl olur? Yani çocuklar ilk hangi dişlerini çıkarır, sonra hangi dişleri? Şimdi dişler genellikle önden arkaya ve alttan üste doğru çıkar. Yani genellikle çocuklar ilk başta öndeki alt ve üst kesici dişlerini çıkarırlar. Daha sonra yanlara doğru bir diş çıkarma durumu olur. Ancak tabii ki bu sıra meselesi de her zaman %100 aynı şekilde olmayabilir. Ben bunu da farklı zamanlarda söylemişimdir. Gene söylüyorum. Yani sonuçta bunlar robot değil. Yani çocuklar programlanmış robotlar, bilgisayarlar olmadığı için hepsi aynı sırayla olacak diye bir şey yok. Yani normalde öncelikle ön dişlerin, ön kesici dişlerin çıkmasını bekliyoruz çocuklarda ama bazı çocuklar ön kesici dişleri çıkarmadan yandaki köpek dişlerini çıkarabilirler. Yani sıralamanın değişmesinin çok bir problem oluşturmaz. Bu gene yapısal bir şeydir. Sıkıntı oluşturacak bir durum değildir. Sonuçta her çocuk aynı değil. Yine dişlerle ilgili, diş çıkarmayla ilgili bir başka noktada bebeklerde ortaya çıkan neonatal diş dediğimiz bir şey var. Bazı bebekler neonatal doğan dönemde yani yeni doğduklarında ağızlarında dişle doğuyorlar. Biz buna neonatal diş diyoruz. Bu çok nadir görülmekle birlikte olabilecek bir şey. Bazı insanların başına gelebiliyor belki. Bizi izleyenlerden de başına gelen olmuş olabilir. Çünkü bu neonatal diş dediğimiz şey normal dişe benzer bir kemiksi bir yapı. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. O dişler genellikle çok diş etine gömülü olmadıkları için hemen kolaylıkla çıpık çıkıp oradan düşebiliyorlar. Dolayısıyla çocuklar için, bebekler için, yeni doğan bebekler için bunları boğazına, işte akciğerlerine kaçırma riski oluşabiliyor. Dolayısıyla eğer bir bebek diş ile doğduysa ağzında bir tane neonatal diş varsa gene diş hekimleri arkadaşlarımız bu dişin hemen mümkün olduğunca çekilmesini öneriyorlar. Çünkü o diş orada kalırsa ve kendi kendine çıkarsa bebeğin onu aspire etme yani boğazına akciğerlerine kaçırma riski oluyor. Gene bunu da buradan söylemiş olalım. Evet. Evet. Böyle sorularımızı bekliyoruz. Benim biraz Sorular şu anda arkadaş sunuyorum. genelde çocuk adayı. Ne? Çocuk adayı genelde böyle. Evet. Ya şöyle yani biz tüm tabii şunu da söyleyelim bizi izleyen arkadaşlara. Yani Nedir? sor dişlerden bahsediyoruz ama sorular dişlerle ilgili olmak zorunda değil. Çocuklarla ilgili her konuda soru sorabilirler. Biz hani dişi konusunu sadece hani boş kaldığımızda bahsetmek için seçtik ama çocukların büyümesi, gelişmesi, enfeksiyon hastalıkları ya da başka her konuyla ilgili soru gelebilir. Burada bir sınırlamamız yok. Özellikle dişle ilgili bir soru sormak zorunda değiller. Evet. Evet, şimdi gene diş gelişiminden devam edersek Onur, diş gelişimle ilgili önemli noktalardan bir tanesi emzik ve biberon kullanımı. Gene bir de bu da bize sık soruluyor. Hocam emzik kullanalım mı, biberon kullanalım mı? Şimdi bir kere biberon kullanımı konusunda genellikle net bir tavrımız var. Çocuklarda biberon kullanılmasını çok istemiyoruz. Neden biberon kullanılmasını çok istemiyoruz? Çünkü bir kere öncelikli olarak anne sütünün tercih edilmesini istiyoruz. Mamayı tercih edilmesini istemiyoruz. Çünkü mama çocuklarda erken dönemde yanlış şekillerde başlanırsa bu çocuk bebeğin bir süre sonra anneyi emmesini bırakmasına neden oluyor. Burada tabii biberonun da katkısı oluyor. Neden? Çünkü mamayı biberonla vermek bebeği kolaylığa alıştırıyor. Çünkü biberondan mamayı emmek genellikle çocuklar için anneyi emmekten çok daha kolay bir olay. Dolayısıyla bebekler mamayı bir şekilde biberonla mama almaya alışırlarsa hem emmesi daha kolay olduğu için biberonu hem de biberondan gelenin mamanın tadı anne sütünün tadına göre daha tatlı bir şey olduğu için bebekler bir süre sonra emmeyi bırakabiliyorlar. O yüzden biz öncelikle annelere diyoruz ki mama kullanmayın kesinlikle ama illa da bir mama kullanma durumunuzda kalırsanız burada da gene biberonu tercih etmeyin. Mümkünse gene bebekler için
yapılan, üretilen özel küçük plastik kaşıklar var. Mama verilecekse de bu kaşıklarla verilmesini öneriyoruz. Biberonun çok kullanılmasını önermiyoruz. Emzikle ilgili de genellikle çok önerilmiyor. Gene çocuk doktorları emziği de biberonu da ikisini de çok önermiyor. Neden? Çünkü hem emzik hem biberon bir başka önemli sıkıntısı da diş gelişiminde de problem yaratabiliyorlar. Yani diş gelişimi için de sıkıntı yaratabiliyor. Dişlerde eğrilik falan gibi durumlara neden olabiliyor. Özellikle emzik ve biberonun uzun süre yani 1 yaşından sonra kullanılmaya devam edilmesi. Dolayısıyla emzik ve biberonun kullanılmasını çok önermiyoruz ama ola ki kullanıldıysa da mümkünse 1 yaşından önce bırakılmasını öneriyoruz. Yani çocuk 1 yaşına geldiğinde eğer biberon kullanıyorsa onu bırakıp bardağa geçmesini, içtiği sıvıları bardakla içmesini öneriyoruz. Gene emzik kullanımını da söylediğimiz gibi eğer çocuğa emzik kullanılması başlandıysa gene 1 yaş civarında da emzik kullanılmasının bırakılmasını öneriyoruz. Çünkü eğer 1 yaşında bırakılmazsa ondan sonraki süreçte çocuk emzik ve biberon kullanmaya devam ederse diş gelişiminde problem olabiliyor. Dişlerde yamukluk oluşturabiliyor. Bir de artık zaman geçtikçe çocuk o biberonu ya da emziği bırakması zorlaşıyor. Yani 1 yaş döneminde genellikle bırakmak bir nebze daha kolay. Ama çocuk 1 yaşını geçtikten sonra biraz daha olayları algılamaya başladıktan sonra biberondan ve emzikten ayırmak çok daha zorlaşıyor. O yüzden diş gelişimi açısından söylediğimiz gibi yani biberonla emziği çok fazla önermiyoruz ama kullanıyor olsak da kullansak da bunların mümkünse 1 yaşından önce ya da 1 yaş civarında bırakmaya çalışmamız gerekir onu. Evet. Bir sorumuz geldi Mine Hanım'dan. Keşke kreşe giden çocuklar için takviye edici gıdalar ve benzeri kullanımı öneriyor musunuz? Balık yağı kullanmak hakkında da bilgi verir misiniz? Demiş. Şimdi kreş meselesi önemli. Neden önemli? Çünkü çocuklar genellikle şimdi şöyle yani bütün ailelerde genellikle küçük yani çekirdek aile yapısı olduğu için çocuklar genellikle aile içinde yetişiyorlar kreş dönemine kadar ve çok fazla enfeksiyonla karşı karşıya kalmıyorlar. Çünkü karşılaştıkları insan sayısı 2, 3, 5'i geçmiyor o zamana kadar. Dolayısıyla da çok fazla enfeksiyonla karşılaşmıyorlar. Ama çocuk kreşe gittiğinde bir anda 10 kişiyle, 15 kişiyle, 20 kişiyle aynı ortama girdiği için, aynı sınıfın içerisine girdiği için bir anda birçok mikropla, birçok enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor. Bunun tabii bir iyi yönü var, bir de kötü yönü var. İyi yönü ne? Vücudumuzun bağışıklık sistemimizin gelişmesi için mikroplarla karşılaşmamız gerekir. Bağışıklık sistemi böyle gelişir. Ne kadar çok mikropla karşılaşır, bağışıklık sistemimiz ne kadar çok mikropla mücadele ederse o kadar çok gelişir. Bu çocuğun bağışıklık sisteminin gelişmesi için iyi bir şeydir. Kötü yönü ne? Kötü yönü de şu olur. Genellikle işte 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar çok hasta olmayan çocuk kreşe gittiği yılın ilk 6-7 ayında sık sık hasta olmaya başlar. Bu tabii aileleri çoğu zaman telaşlandırır. Çünkü o zamana kadar çocuk çok hasta olmadığı için çocuğun birdenbire sık hastalanması çok aileyi sıkıntıya sokabilir. Ama tabii ailelere buradan şunu söylemek gerekir ki yani 4 yaşına kadar dışarı çıkmamış, okula gitmemiş, fazla kimseyle temas etmemiş bir çocuğun kreşe gittiğinde sık hasta olması normal bir şeydir. Beklediğimiz bir şeydir. Çünkü orada bir sürü mikropla karşılaşıyor. Bunun bazı kötü yönleri olmasına rağmen aslında iyi bir şeydir. Neden? Çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok fazla mikropla karşılaşmış orada. Peki kreşe giden çocuklara özel takviye edici ilaçlar öneriyor muyuz? Hayır, rutinde genellikle ben önermiyorum. Yani rutinde özel takviye edici ilaçlar önermiyorum. Ama bu söylediğimiz gibi yani çocuklar kreşe gittiğinde sık hasta olmalarını bekliyoruz ama tabii bu sıklıkta çocuktan çocuğa değişiyor. Şimdi sınıfta diyelim ki bir kreşte bir sınıfta 10 tane çocuk oluyor. Onlardan 8-9 tanesi hasta oluyorlar ama daha az sıklıkla hasta oluyor ama o çocuklardan bir tanesi, iki tanesi çok sık hasta olabiliyor. İşte bu çok sık hasta olan çocuklara bazen takviye gerekebilir. O zaman o durumlarda yani sık hasta oluyorsa gerçekten çocuğunuz diğer çocuklarla kıyaslandığında, çünkü diğer öteki sınıftaki diğer çocuklarla kıyaslamak gerekir bu durumu. Diğer çocuklara kıyaslandığında çok daha sık hasta oluyorsa o zaman tabii vitamin desteği, çinko desteği, demir eksikliği varsa demir desteği ya da balık tüketmiyorsa balık yağı desteği verilebilir. Ama mesela rutinde balık tüketen bir çocuk için hiçbir zaman balık yağı desteği verilmesini önermiyoruz. Çünkü eğer çocuk balık tüketiyorsa zaten balık yağı ihtiyacını oradan alıyor demektir. Diğer vitamin, çinko ve demir desteklerinde ancak söylediğim gibi eğer çok sık hasta oluyorsa o da sürekli değil, kısa süreli yani 20 gün, 1 ay gibi bir dönem olarak verilebilir. Tabii bunun gene çocuk hekimi ya da aile hekimi kontrolünde verilmesinde fayda olacaktır. Besin olaraksa tabii beslenmeyi genel olarak çocuklarda karışık ve sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz her zaman için. Yetişkinler için de bu böyledir. Yani bir kere sağlıklı büyümesi, sağlıklı bağışıklık sisteminin gelişmesi için çocuğun meyve tüketmesi lazım, sebze tüketmesi lazım, tahılları tüketmesi lazım. Protein için işte hayvansal gıdaları, et, süt, yumurta, işte tavuk, balık bunları tüketmesi lazım. Yani saydığımız tüm gıdaları karışık olarak tüketmesinde fayda olacaktır. Miktarı çok fazla olmayabilir ama hepsinde karışık olarak beslenmesi önemli. Çocuk kreş döneminde de bu önemli. Artı bunlara ek olarak takviye gıda olarak ne verilebilir? Özellikle kış aylarında mümkün olduğunca C vitamini desteği verilebilir. Yani portakal, mandalina, kivi, nar gibi C vitamini içerikli meyveler verilebilir. Artı
Probiyotik gıdaların bağışıklığı güçlendirdiğini biliyoruz. Yani yoğurt, kefir, turşu gibi gıdaların gene bağışıklığı desteklediğini biliyoruz. Yani hem kreşe giderken işte hem de başka dönemlerde bunlar verilebilir. Bir de tabii özellikle hasta olduklarında grip enfeksiyonu falan geçirdiklerinde daha rahat geçirmeleri açısından bitki çayları işte ıhlamur, nane, limon gibi bitki çayları da takviye amaçlı kullanılabilir. Ama söylediğim gibi rutinde herhangi bir problem olmayan çocuklara takviye edici ilaç, vitamin, şurup, balık yağı gibi ilaçların kullanılmasını önermeyiz. Mümkünse takviyeyi doğal yollardan, doğal vitamin desteğiyle yapılması daha faydalı olacaktır onun. Evet. Elif Hanım'dan bir soru geldi. Merhabalar Mahir Hocam. Çocuğumuz 1,5 yaşında. Ağzının sol üst tarafında dişi çıkmamış. Şişti ve mosmor oldu. Bir aydır böyle ne yapmalıyız? Diş illa çıkar dediler demiş kendisi. Yani aslında diş hekimi olan arkadaştan çok farklı bir şey söylemeyeceğiz. Şimdi o morluk şundan oluyor. Şöyle tarif etmek gerekir. Üstte bir damağın oluşturduğu bir hafif bir yumuşak doku var. Alttan kemik geliyor, sert doku. O sert doku yukarı doğru çıkarken yumuşak dokuyu sıkıştırıyor. Orada bir sıkışma oluyor. Sıkışınca da orayı morartıyor. Renk değişikliğine neden oluyor. Yani aslında oradaki morluk dişin yukarı doğru çıkmanın bir belirtisi oluyor. Öyle söyleyeyim. Genellikle herhangi bir problem oluşturmuyor ve diş çıktığı zaman da o morluk ortadan kayboluyor. Dolayısıyla bir problem olacağını ben de çok zannetmiyorum. Ama tabii gene takip etmek gerekir. Yani yaklaşık 1,5 ay olmuş. Yani diyelim ki 10-15 gün, 20 güne kadar eğer hani gene çıkmazsa, gene aynı şekilde devam ederse çünkü ağız içindeki morluklar başka nedenlerden dolayı da olabilir. Yani buradaki biz en sık görülen nedeni söyledim. Yani dişin çıkmasına bağlı olarak oluşan morluk. Ama başka durumlar da ağız içinde morluğa neden olur. Dolayısıyla eğer 15-20 güne kadar bir düzelme olmazsa bir kez bir kulak burun boğaz doktoruna ya da çocuk doktoruna kontrole gidilebilir. Hani başka bir problem var mı yok mu diye. Ama eğer bu düşündüğümüz şeyse yani diş çıkarken oluşturduğu morluksa bu endişe edecek bir tablo değildir. O dişin yumuşak dokuya yaptığı baskı ile ilgilidir. Baskı ortadan kalkınca yani diş oradan patlak verince o morluk da ortadan kaybolacaktır. Endişe etmeye gerek yok. Evet. Bir sorumuz daha var. İyi akşamlar. Oğlum 9 yaşında aşı konusundaki belirsizlik veya yan etkileri hakkında ileride bizi neler bekliyor? Emin değiliz açıkçası. Aşı olalım mı olmayalım mı? Galiba korona Evet, bir korona aşısı. Bu da bizim Derya komşumuz, akrabamız. Şu anda Almanya'da şey. tahmin ediyorum. Yurt dışında değil mi? Almanya'da diye biliyorum. Resimden Şimdi tanıdım. efendim? Resimden tanıdım. Tamam değil mi? Sen görmüşsündür Evet. muhtemelen. Evet, Ondan buradan Derya'ya da Demet'e de iyi akşamlar diyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii Türkiye'de şu anda çocuklara aşı uygulaması söz konusu değil. Bizde daha hala aşılar geçişkin insanlara uygulanıyor. Ama yurt dışında aşıların çocuklara uygulanmasıyla ilgili çalışmalar başlandı. Yapılan çalışmalarda özellikle büyük çocuklar yani 13-14 yaşın üzerindeki çocuklara aşının bir yan etkisi olmadığı ortaya düşünülüyor öyle söyleyeyim. Ancak 9 yaş grubu için bildiğim kadarıyla hala yapılmış net çalışmalar yok. Yani muhtemelen önümüzdeki yıllarda onlarla ilgili çalışmalar da yapılacaktır. Yani 9 yaş, 8 yaş, 7 yaş, 6 yaş gibi zaman geçtikçe onların aşılanması ile ilgili de çalışmalar yapılacaktır. Peki neden böyle oldu? Çünkü genellikle ilaç çalışmaları, aşı çalışmaları önce yetişkinlerde denenir, önce yaşlı insanlarda denenir, en son çocuklarda denenir. İkincisi koronavirüs genellikle yetişkin insanlarda ve yaşlı insanlarda sıkıntı yarattığı için çocuklarda genellikle hafif seyrettiği için bu da gene bir başka neden. Bu her iki nedenden dolayı çocuklarla ilgili aşı çalışmaları daha arkadan geliyor. Önce yetişkinlerde aşılar deniliyor, kullanılıyor. Ondan sonra muhtemelen çocuklar üzerinde daha ayrıntılı denemeler yapılacak. Ama şu anda şunu söyleyebiliriz ki işte 13-14 yaşın üzerindeki yani ergen diyeceğimiz grupla ilgili yapılan çalışmalarda aşıların ciddi bir yan etkisi olmadığı düşünülüyor. Ancak daha düşük yaştaki çocukların çalışmaları muhtemelen devam ediyor. Henüz bunlarla ilgili çok net bir açıklama yok. Ama ilerleyen dönemlerde muhtemelen bununla ilgili de çalışmalar yapılacaktır. Çocuklarla ilgili aşılamayla ilgili de Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık kuruluşları açıklama yapacaktır diye düşünüyoruz. Ama tabii sonuçta bu konuyla ilgili biz de çok net bir fikire sahip değiliz. Çünkü hem koronavirüs yeni bir hastalık, hem aşı yeni aşılar dolayısıyla ne kadar işe yarayacak, yetişkinlerde ne kadar işe yarayacak, hangi aşı daha çok işe yarayacak, bu aşılar koronavirüsü
bitirebilecek mi, bitiremeyecek mi? Ya da aşılanmamız, bir sefer aşılanmamız yetişecek mi, yetecek mi, yoksa her sene tekrar tekrar aşılanmak durumunda kalacağız mı? Yetişkin insanların sadece aşılanması yeterli mi olacak, yoksa 18 yaş altının, 10 yaşında altındaki çocukları da aşılamak zorunda kalacak mıyız? Bunların hiçbirisi aslında şu anda tam olarak bilinmiyor. Biz sağlıkçılar olarak da işte yapılan bilimsel çalışmaları takip etmeye çalışıyoruz. Ama söylediğimiz gibi, yani bu arada çocuklarla ilgili çalışmalar devam ediyor ama şu anda net bir şey yok. Ama eğer koronavirüs bu şekilde devam ederse, yani önümüzdeki yıllarda eğer tamamen ortadan kalkmazsa, muhtemelen çocukların da aşılanması gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet. Rabia Hanım tekrar bir soru sormuş. Evet. Daha sonra D vitamini 600 milimi geçmek gerekiyor ya da kilosuna göre mi belirliyoruz hocam demiş. Şimdi milli değil de ünite olarak veriyor D vitamini. D vitamini 1 yaşına kadar 400 ile 600 ünite arasında veriyoruz. 400 olabilir, 500 olabilir, 600 olabilir. Bu aile hekiminin, çocuk doktorunun vereceği kararla ilgili bir şey. 1 yaşından sonra D vitamini kullanacak mıyız ya da kaç ünite kullanacağız? Bu biraz kan tahlili düzeyine göre karar verilmesi gerekir. Dolayısıyla eğer 1 yaşına kadar düzenli olarak D vitamini kullandıysanız, 1 yaşından sonra, yani 12, 13, 14 aylıkken bir D vitamini düzeyi ölçtürüp bundan sonra kullanıp kullanılmayacağına karar verseniz daha iyi olur. Çıkan sonuca göre zaten sizi takip eden çocuk hekimi ya da aile hekimi dozu ayarlayacaktır. Dolayısıyla söylediğim gibi, eğer doz yeterliyse D vitamini kesilebilir. Ama D vitamini düzeyi kan tahlilinde düşük çıkarsa, bundan sonraki dönemde D vitamini takviyesine devam edilebilir. Ancak 400 ünite mi kullanılacak, 600 ünite mi kullanılacak, yoksa daha yüksek bir doz mu kullanılacak? Bu tamamen tahlil sonuçlarıyla ilgili bir durum. Tahlil sonuçlarına göre karar verilmesi gereken bir şey olur. Evet. Elif Hanım teşekkür etmiş az önceki sorusu için. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar bir soru var. Arkadaşımın 2 aylık bir bebeği var ve arada sırada gaz çıkarmasına yardımcı olsun diye kata biberli su veriyor ve vitamin olsun diye de ıhlamur veriyor. Sizce uygun mu? Demiş. Evet, karabiberli su ve ıhlamur gördüm galiba. Tabii bu çok uygun bir şey değil. Neden uygun bir şey değil? Çünkü çocuk ilk 6 ayda anne sütünden başka hiçbir şey önermiyoruz kesinlikle. Yani çünkü bu saydıklarımızın hepsi ek gıdaya giriyor. Dolayısıyla bunlar ek gıda grubuna girdiği için gerek ıhlamur olsun, gerek karabiberli su olsun. Dolayısıyla bunları önermeyiz. Birincisi bu nedenle dolayı önermiyoruz. İlk 6 aya kadar çocuklar anne sütü alması gerekir. Anne sütü almıyorsa da bu yerine en fazla mama verilebilir. Yani ama bunlar dışında herhangi bir şey verilmesini önerilmez. Bir de tabii baharatları, çünkü karabiber bir de baharat grubuna giriyor. Baharatları 1 yaşına kadar önermiyoruz. Dolayısıyla karabiber ne de ıhlamurun verilmesi çok uygun değil. Bunların işin açısı gaz sancısına ne kadar etkili olacağı tartışmalıdır. Muhtemelen çok fazla etkisi olmayacaktır. Ancak diğer taraftan yan etkiler olabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bağırsak gelişiminde, bağırsak emilimiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çünkü bir çocuğun bağırsakları süt ve mama dışındaki gıdaları emmek için, onları hidrolize etmek için henüz yeterli olgunluğa ulaşmamasıdır. Bir çocuğun bağırsaklarının ek gıdaları hidrolize edebilecek olgunluğa ulaşması için en azından 6 aylık geçmesi lazım. O yüzden çocuklara hiçbir nedenle 6 aylıktan önce ek gıda diyebileceğimiz gıdaları vermemek gerekir. İlk 6 ay çocuğa verebileceğiniz gıda anne sütü. Anne sütü yoksa en fazla mama olabilir. Evet, sorularımız şimdi kadar. Saat kaç burada? Bir saate yaklaştık mı? Yaklaşık dayı 10'a 5 var. 5 var, evet. Hemen hemen bitmiş gibi. Teşekkürler var. Derya bize teşekkür etmiş. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Caner Tamam. buradan Mahir hocam iyi akşamlar diyor. Caner iyi akşamlar. Seni arayacağım Caner. Sana sorularım var. Caner de bizim acil çocuk acil uzmanı arkadaşımız. Caner'le de bir program yapmayı düşünüyorum aslında ama Caner hep beni ekiyor. Ama Caner'i bir yerde yakalayacağım. Yakalarsam da program yapacağım Caner'le. Rabia Hanım da teşekkür etmiş. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Onur, bence artık programı kapatabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel soruları ilettin bana. Başka bir canlı yayında görüşmek dileğiyle diliyorum Onur. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Tamam Onur, o zaman. Ben de canlı yayını kapatıyorum. Bizi izleyen, bize katkıda bulunan, soru gönderen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Evet. canlı yayınımıza bekliyoruz. Çok büyük bir problem olmazsa bir dahaki canlı yayını muhtemelen Rüken Hanım'la yapacağız. Çünkü öyle bir planlamamız oldu. Haftaya Çarşamba günü büyük ihtimalle olacak. Onun da duyurusunu buradan yapalım. Ve herkesi oradaki canlı yayınımıza bekliyoruz diyelim. Herkese mutlu akşamlar, sağlıklı akşamlar Onur. Evet, iyi akşamlar herkese. Bir dakika.